Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 129. ayete mi gelmişiz? Evet. Rabbena veb'az fihim ey ehlil beyti. Rabbena Hazreti İbrahim duasına ne diyor? Devam ediyor. Veb'az fihim ey ehlil beyti. Ehli beytimin içine gönder. Ne gönder ehli beytime? Resulen minhum. Onlardan birine bir resul gönder. Minhum ne demek? Min enfusihim. Onların soyundan, onların neslinden onlara bir resul gönder. Ve kad ecaballahu duaehu. Allahu Zülcelal Hazreti İbrahim'in bu duasına icabet etti. Bu duasını kabul etti bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'le bu duasını ne etti? Kabul etti. Bak, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti İsmail'e dayanıyor. Hazreti İsmail de nedir? Hazreti İbrahim'in oğludur. Bak, ehli beytin içinden Yüce Allah onlara bir peygamberi gönderdiği konu nedir? Muhammed aleyhissalatu vesselam. Yetlu okuyor kim? O Resul aleyhim. Onlar üzerine ne okusun? Ayatike, sen ayetlerini okusun. Onlar nedir? El Kur'an'e. O da Kur'an'dır. Ve yuallimuhumul kitabe. Onlara kitabı öğretsin. El Kur'an'e. Kitap nedir? Kur'an. Vel hikmete, hikmeti de öğretsin. Ey ma fihi minel ehkam. Ey ma fihi minel, o kitapta olan ehkamları da neysin? Öğretsin. Yani ya Rabbi, ehli beytimin içinden onlara, onların cinsinden, onların soyundan bir peygamber gönder. Sen ayetlerini onlara okusun, sen kitabını onlara öğretsin, o kitaptaki hikmetleri onlara öğretsin. Ve yüzekkihim yutahhiruhum mineşşirki, onları şirkten ne etsin? Temizlesin. İnneke muhakkak sen entel azizul el galibi, sen galipsin, herkese gücün yetiyor. El hakimu fissun'ihim, sun'unda nedir? Hakimsin. Sonunda hakimsin, öyle değil mi? Hükmünde galipsin. Oldun, he? Sun yani sanat yapmak, fiil yapmaktan sen nesin? Hikmet sahibisin. Ne fiili, nereden ne yapacağını bilensin. Yok, İlfem hadi harici değil, İlfem Kemal'a direkt ediyor. Kemalen inneke entel azizu el galibu. Sen mutlak ned el azizdeki elifam hasri içindir. Hani marife gelmiş. Sen azizsin, sen gayrin aziz değil. El galib da el azizin tefsiri olduğu için o da elifamlı gelir. 130. ayete bakın. Ve men ey yergabu. Sizinki öyle midir? Ey daha yok mu? Ha. Sizinki doğru, benimki yanlış. Ve men ey la yergebu. Bu tefsir işaret etti ki buradaki men istifame inkaridir. İstifame nedir? Men ey la yergebu i'raz etmez. Ne etmez? İ'raz etmez. An milleti İbrahim'e. Hazreti İbrahim'in milletinden i'raz etmez. İ'raz etmez ki hatta yetrukeha, hatta ki o milleti İbrahim'in ne etsin? Ve men yergebu an milleti İbrahim'e fe yetrukeha. Kim İbrahim'in milletinden i'raz eder, hatta ki onu ne eder? Terk eder. Yani İbrahim'in milletinden i'raz etmek suretiyle onun milletini, onun dinini terk etmez. İlla men sefihe nefsehu. İlla bu adam terk eder. Men sefihe nefsehu. Ne demek? Nefsini. Kim cehile cahil olursa nefsinden. Bak, sefihe nefsehu ne demek? Cehile enneha mehlukatun lillahi.
yecibu aleyha ibadetun. İlla men sefih, o kimse ki ne olmuş? Sefih olmuş. Ne demek? Cehile, cahildir. Enneha o nefs mehlukatun lillahi. Nefis Allah'ın mehluku olduğunu, yecibu vacibdir aleyha o nefslerine ibadetuhu, Allah'ın ibadetinin o nefse vacip olduğunu bilmeyen kişi ancak Hazreti İbrahim'in milletinden iraz eder. Demek Hazreti İbrahim'in milletinden iraz etmez. İlla men sefih nefsehu. Ne demek? Cehile, o kimse ki cahildir. Enneha nefs mahlukatun lillahi. Allah neydir? Mahlukudur. Yecibu aleyha ibadet. O nefsin üzerine Allah'ın ibadeti nedir? Vacibdir. Hakim nefsinin Allah'ın mahlukunu, Allah'ın ibadetini nefsine vacip olduğunu kim bunu bilmese, kim bundan cahil olursa o milleti İbrahim'den ne eder? İraz eder. Ev cehile manası istekheffe. Kim hafif istekheffe biha. Kim nefsini hafife alırsa. Nefsini ne? Vemtehenaha. Yani nefsini tahkir ederse, ha o milleti İbrahim'den ne eder? İraz eder. Bildiniz nasıl? Bu ikinci mana. İlla men sefiye nefse, ne demek? İstehaffe biha. Kim nefsini hafife alırsa. Ve emtehenaha, nefsini hakir görürse, o nedir? O kişi milleti İbrahim'den ancak ne eder? İraz eder. Olum olmadı. Ve lekad istafeynahu. İhternahu. Muhakkak biz İbrahim'i ne ettik? İbrahim'i ihtiyar ettik. Neden? Fid dünya. Biz dünyada İbrahim'i seçtik. İhtiyar ettik. Muhtar kıldık. Neyle onu ihtiyar ettik? Bir risaleti ve hulleti. Risaletle onu ihtiyar ettik, onu resul kıldık. Hulletle onu ihtiyar ettik, onu kendime halil kıldım. Hani Hazreti İbrahim'e Halilur Rahman dedi. Ve innehu İbrahim fil ahireti, ahirette de lemines salihine, salihlerdendir. Peki ahirette dünyada risaletle muhtardır. Hulletle muhtardır. Ahirette de salihlerdendir. Ne demek? Salihlerden. اَلَّذ۪ينَ لَهُمُ دَرَجَاتُ الْعُلَامِ اَلَّذ۪ينَ لَهُمُ دَرَجَاتُ الْعُلَامِ Salih, ahirette salihlerdendir. Ahirette kendilerine yüksek derece olanlardandır. Ula, ula derecatı neydir? Sıfetidir. Ula da nedir? Cemidir. Ula cem olması hasebiyle cem olan derecatlara ne olabilir? Sıfet olabilir. Bildiniz değil mi? Yoksa ula lefsi müfred değildir. Önceye biraz açın Serkan.
Şimdi ona ben cem ediyorum ya ona aliyet manasına sıfat-ı müşebbeh de olabilir mi ona bakıyorum. Sanki sıfat-ı müşebbeh de. Ölyanın cemidir. Bakın. A'la efalu teftildir. A'la nedir? Müzekerdir. Müennesi ne gelir? Ölya. Ölyanın cemi ne gelir? Ula gelir. Ne gelir? Ula. Asa ölen gelir. Ulen. Yani afdalu fudla ölen öle yani afdalu fudla cem'i fudrun gelir. Burada da a'la ölya ölyun gelir. O yan harekesini makabre veririz. Yayı elife kalbederiz. El-Ula olur. Bak, El-Ula cemi, El-Ulyundur. El-Ulyu, El-Ulye, El-Ulyi fark etmiyor. Bildiniz mi? Yani herkesi makabla veririz. Ya ilfa kalbederiz ne olur? Ula. Yoksa Afdalu, Fudlan'ın cemine gelir? Fudlun gelir. Burada Ulyundur. Ulyun, Ulyen, Ulyin. Yan hareketini hasfederiz, makabli fethe yaparız, elfe kalbederiz. Burada sadece öyle demiş. El-a'la müzekerdir, müennesuhu ulya, cem'uhu ölendir. Ha, belki de öleyün direkme cem'i olabilir. Hani afzalu fudla fudalun. O cem o şekil gelmez mi? Bir ona da bakalım. Fudarun gelir. Tamam. Demek burada öle asi öleyyü. Demin yanı söyledi. Ya ilfe kalbolunca ne olur? Öle. Öleyyü ahlanın cemidir. Ahla da yok. Öleyyü ülyanın cemidir. Ülya da ahlanın müennesidir. Söyle Abdülber. Ahla efel teftildir müzeke. Müennesi ne gelir? Ülya. Ölyanın cem'i ne gelir? Öle yönü. Tabi ya ilfe kalbi olunca öle yönü. O zaman buradaki öle nedir? Buradaki öle ölyanın cem'idir. Oldu mu? Bunu unutmayın bak. O kadar bizi meşgul ettiği. Şimdi 130. ayet bitti. 131'e bakın.
Vezkur hatırla izgale lehu rabbuhu eslim. Vezkur ne et? Hatırla. İz o vakit ki gale lehu rabbuhu. İbrahim'in Rabbisi İbrahim'e dedi. Ne dedi? Eslim. Ne demek eslim? İn kad muti'ul. İn kad ne demek? Muti'ul. Kime? Lillahi. Allah'a muti'ul. Ve ahlis lehu dineke. Dinini ona ne yap? Halis kıl. Ha, sen o vakti hatırla ki Allahu Zülcelal Hazreti İbrahim'e Rabbena muti'ul dinini halis Allah için kıl. Hazreti İbrahim ne cevap verdi? Kale eslemtu li rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbisine teslim oldum. Onun emrine muti'im, onun dininin muhlisiyim. Ve vessa, hangi babdır? Ferrehe babı. Ve fikratin evsa, hangi babdır? Ekreme. Ve vessa, vesetti biha bu milletle, bu din ile İbrahim'u, İbrahim vesiyet etti. Kime? Benihi, çocuklarına vesiyet etti. Aman bu dine sahip olun. Bu dini bırakmayın. Anlamadın İsa. Ve Yakub'u. Yakub da ne etti? O da vesiyet etti. Kime? Benihi. Bakın. Beni buraya koymayla işaret etti ki ve Yakub'u İbrahim üzerine matuftur. O vesanın mef'ulu benihidir mahzuftur. Makablın gayrinesiyle. İbrahim beniye çocuğuna vesiyet etti. İbrahim'in oğlu yani torunu Yakub. Bak Yakub kimin oğlu? İshak'ın oğlu. İshak kimin oğlu? İbrahim'in oğlu. İbrahim de çocuğuna vesiyet etti. İbrahim'in torunu Yakub da ne etti? Vesiyet etti. Nasıl vesiyet ettiler? Kale dedi. Kim dedi? Kulli vahid. Hem İbrahim dedi. Hem Yakub dedi. Dediler ya beniye ey çocuklarımız. İnne Allahe istafa lekumuddine. Allahu Zülcelal size dini seçmiş. Hangi din? Dinen İslam. İşaret etti ki lekumuddine o dindeki eliflam. Mudafu ileyhi olan İslam'a nedir? İvveddir. Yüce Allah size İslam dinini seçmiş. Fela temutunne. Siz ölmeyin. İlla ve entum muslimun. Siz ölmeyin. İlla Müslüman olduğunuz halde ne edin? Ölün. Ya İslam üzerine ölmek insanın elinde değil. Ne yapıyor diyor. Ölmen illa ki ne? Müslüman olarak ölür. Ya Müslüman olarak ölmek insanın elinde değil. Ha şimdi diyor Murat. Bu nehyun an terkil İslami. Gaye Müslüman olarak ölün. İslam olarak ölün. Yoksa baş bir şekil ölmeyin. Ne demek? Gaye İslamiyet'i terk etmen. Bu nehyun nehyun an terkil İslam. İslam'ın terkinden nedir? Nehidir. İslam'ın terkinden nedir? Emirdir. Ve emrun bis sebati aleyhi. İslam üzerine sebatı neydir? Emridir. Yani siz Müslüman olarak ölün. Başka bir şekil ölmeyin. Ne demek? İslamiyet'i terk etmeyin. İslam üzerine sabit durun. Ne zamana kadar? İlâ musâdefetil mevti. Mevtun musâdefetine, ölümün karşılaşmasına kadar, ölüme gidinceye kadar İslamiyet'i terk etmeyin. Gayesiz ölmen illa İslam olarak ölün. İslam olarak ölmek insan elinde değil. Gaye, ölüme kadar İslamiyet'i terk etmeyin. Öyle değil mi? İslam üzerine sabit kılın. وَلَمَّا قَالَ الْيَهُودُ لِلنَّبِيِّ فَجَاءَ قَطَّانَ
Ne zaman ki Yahudiler Nebi'ye dediler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki Eleste ta'lemu enne Yakube yevmen mate evsa benihi bil Yahudiyeti. Sen bilmiyor musun Hazreti Yakup öleceği günde çocuklarına Yahudiyetle ne etmiş? Vesiyet etmiş. Biz de Yakup'un çocukları olarak Hazreti Yakup'un vesiyetini yerine getirmek suretiyle biz de Yahudiliyeti ne etmeyiz? Bırakmayız. Bir peygamberin vesiyetini bırakmayız. Sen nasıl bize Müslüman olun diyorsun? Onlar böyle deyince nezdele em kuntum şuhedâe huduren. Siz hazır mıydınız? İzhadere Yakube el mevtu. Mevt Yakube hazır olunca siz o zaman hazır mıydınız? Siz ölüm anında Hazreti Yakub'un yanında mıydınız? O çocuklarına demiş Yahudiliği bırakmayın. Yok, siz orada değildiniz. Oldu. İzhadere Yakub el mevtu iz bedelun min iz kablehu. Bu ikinci iz bedelun min iz kablehu. Bir önceki izin. İzhadere'deki izin neydir? Bedelidir. İz kâle li benihi. Kâle dedi ki Yakub li benihi çocuklarına ma ta'budune min ba'di ba'di mevti. İşaret etti ki min ba'di ba'di mevti. Ba'di ile o mudaf-ı ileyhi olan ya var ya, ikisinin arasında bir mudaf mukadder mevtidir. Hazreti Yakup çocuklarına benden sonra kime ibadet yapıyorsunuz diye sordu. Siz o zaman orada mıydınız? Onlar da cevap verdiler. Onlar cevaben قَالُوا نَعْبُدُ اِلَٰهَكَ وَاِلَٰهَ اَبَائِكَ. Biz senin ilahına ve abalarının ilahlarına ibadet ediyoruz. O abaların kimler? İbrahim ve İsmail ve İshak. Oldu mu olmadı? E şimdi dikkat edin. Hazreti Yakub'un babası İshak desek doğru. Onun öz babası diye. İbrahim desek doğru. Çünkü İbrahim de İshak'ın babası. Ama İsmail İshak'ın nasıl babası olur? İsmail İshak'ın İsmail nasıl o onların babaları olur? İsmail İshak'ın kardeşidir. Beni İsrail'in amcaları oluyor. Babaları nasıl oluyor? Bildiniz mi? Ha şimdi diyor Addu İsmail'e minel abai. İsmail'i abalardan saymak. İsmail'i abalardan saymak taklibun. Bu nedir? Diyelim İbrahim baba, İshak baba, İsmail baba değil. Bu yan amcadır. O babaları İsmail'e taklib etmek suretiyle sanki o da babalardan biri oldu. Öyle değil mi? Taklib yoluyla o da babalardan oldu gitti. Bu birinci cevap. İkinci cevap وَلِأَنَّ الْعَمَّ بِمَنْزِلَةِ الْاَبِّ. İsmail onların amcaları oluyor. Amca da baba konumundadır. Oldu. نَعْبُدِ اِلَٰهِكَ وَاِلَٰهَ اَبَائِكَ. O ilahın bedeli de ilahın vahiden. Tek bir nedir? Tek bir ilahdır. بَدَلٌ مِنْ اِلَٰهِكَ. Neyin bedelidir? Bu ilahen, bir önceki ilahın neydir? Bedelidir. İlahen vahiden, vahiden ilahın sıfatidir. Bu vahiden ilahe sıfat olduğu için ilahe abaike, oradaki mudaf, marife olan ilahe ne olmuş? Bedel olmuş. Muhassas olan ilah, marife olan ilahe ne olmuş? Bedel olmuş. Amca baba konumundadır. Hani hadise geçiyor. Ammuke sinu ebike. Sen baban kardeşinin neydi?
ikizidir, arkadaşıdır. Ve iz kâle ne? Ve iz kâle li ebihi Azer'e. Es-Sahuç oradaki Azer kimdir? Hazreti İbrahim'in amcası. Ama diyor babası Azer'e dedi. Bak orada Azer amca oldu. Hadi ona ne denilmiş? Baba denilmiş. Ve nahnu lehu muslimun. Bu cevabın devamıdır. Biz o senin abaların ilahına neyiz? Müslümiz. Biz ona muteyiz. Oldu mu olmadı? Başa gelen ayetin başına em kuntum şuhedâe ve em bimâne hemzetil inkâri. Em hemze inkar manasındadır. Em ne manasındadır? Manası nedir? Siz Hazreti Yakub'un ölüm anında ona hazır mıydınız? Eylem tahduruhu. Siz ona hazır değil idiniz. Vaktan mevti. Onun ölüm anında siz ona ne değildiniz? Hazır değildiniz. Peki fe keyfe tensubune ileyhi. Siz nasıl ona nispet ediyorsun? Ma la yeliku bihi. Ona layık olmayan bir şeyi siz nasıl ona nispet ediyorsun? O Yahudiliği bırakmayın. Kıyamete kadar Yahudilik üzerine durun. Bu Hazreti Yakub'a layık değil. Peki siz ölüm anında onun yanında olmadığınıza göre siz nasıl ona layık olmayan bir şeyi onun söylemiş gibi ona nispet ediyorsun? Ona layık olmayan bir şeyi nasıl ona nispet ediyorsun? Bu ona layık değil. Nesebe yensubu da gelir, yensibu da gelir. Keyfeten fe keyfeten subune iley ma la yaliku bihi. Oğlum. Tilke ummetun kad halet laha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tuseluna amma kanu ya'melun. Oğlum. Tilke mubtedaun. Tamam, bu tilke lafzı mubtedadır. Muşar-ı ileyhisi nedir? Vel-işaretu ile İbrahim'e ve Yakub'e ve benihime. Zalike ile işaret İbrahim, Yakub ve çocuklara yapılmış. Peki niye tilke müennes gelmiş? Ve unnise tilke müennes olarak getirilmiş. Veyahut ve ennese Allah-u Zülcelal tilkeyi ne yapmış? Unnise. Unnise de olur. Allah tarafından müennes kılınmış. Veyahut ve ennese Allah-u Zülcelal ne yapmış? Tenis yapmış. İkisi de caiz. Sebep ne? Litenisi haberihi. Haberi ümmetün geliyor. Muhennes değil mi? Demek ki buradaki haber merciene, muşar-ı ileyhisine uymamış. Şey buradaki mubtada. Neyine uymuş? Haberine uymuş. Diyor bir demir merci ile haber arasında kalırsa, biri müzeker, biri muhennes olursa habere uyması daha nedir? Daha evlat. Tilke ummetun kad halet selefet. Geçmiş. Laha. O ümmet için makesebet. O ümmet minel ameli. Ne amel yapmışsa o amel o ümmet için geçmiş. Ne demek? O ameller o ümmet için vardır. Nasıl amel vardır? Ey cezahu gaye makesebetin cezası onlara vardır. O ümmet ne amel yapmış ise o amelin cezası onlaradır. Sizi bağlamaz. Oldu İstinafun. Bu cümle nedir? Yani tilke ummetun kad halet laha ma kesebet. Bu bir cümle nedir? İstinaftır. Ha, o zaman ma kesebet muhtıda, ma muhtıda. Kesebet manı neydir? Sıresidir. Laha manı neydir? Haberidir. Öyle değil mi? Bu muhtıda haber ne olur? Cümle müstenife olur. La mahalle laha minel ya. Oldu mu olmadı? Ve lekum el hitabu lil yahud ma kesebtum. Sizin abalarınızın kesbettikleri amelin cezası onlaradır.
Sizin kesbettiğiniz amelinizin cezası da sizedir. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ Siz sorguya çekilmiyorsun. Neden? Yani sizden sual edilmez ama kanu yamelun. Babalarınızın yaptığı şeylerden siz sorulmuyorsunuz. Sorguya tabi tutulmuyorsun. كَمَا لَا يُسْأَلُونَ عَنْ عَمَلِكُمْ Babalarınız sizin amelinizden sorulmadıkları gibi siz de onların amellerinden sorumlu değilsiniz. O zaman siz kendi amellerinizi düzgün yapmaya çalışın. Sizden sorulacak olan sizin amelinizdir. Abalarınızın ameli değildir. Vel cümletum te'kidun li makabla. Makabla neydir? Şimdi makabel nedir? Abalarınız amelleri onlaradır. Abalarınız amellerin cezası kimleredir? Onlaradır. Abalarınızın amellerinin cezası onlara olduğuna göre sizin amelinizin cezası kime? Sizde. Bak anlaşıldı. Bir daha getirdi. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bir daha neydi Serkan? Makabirden anlaşılan bir şeyi selahaten zikretmeyle neydi? Makabini tehdit etti. وَالْجُمَّةِ تَيْكِدُ لِمَا قَدْلَهَا Oldu. Burada duralım. Ezan okundu değil mi? Tamam. نَفَعَكُمُ اللّٰهُ نَفْعًا مُّب۪ينًا